Ya nasıl kaçırırsınız herif elinizden? Orayı geçtik kayınço. Organize olamadık diyelim. Ben geçemedim. Ben hala oradayım. Güvendim lan size. Tamam, sakin ol. Soruna odaklan. Şimdi bu Korkut kardeşini öldürdü. Kalenderi. Saatli bomba gibidir. Ne zaman nerede patlayacağı belli değil. Onu aradığımızı biliyor. Bir süre saklanacak. Sen Korkut'u bırak da müdür. Asıl Aydan'ı bulmak lazım. Korkut kendiliğinden çıkar ortaya. Aydan'ı nereden bulayım ben? Bilmiyorum müdür. O işlerin uzmanı sensin. Annesi de yok ortada. Annesi senden uzaklaştırmak istiyordu. Bir yerlere gitmişlerdir. Öyle olsa bile bilmem lazım. Belki bilet falan almışlardır. Tamam. Biraz zor ama bakacağım. Halledersin müdür. Halledersin. Enver, sen de babana git. Korkut şu an yaralı. Tek başına. Kesin yardım istemiştir ondan. Ya gitsem ne olacak? Gelini alın burada mı diyecek sanki? Ulan şansımızı deneyeceğiz. Ya sen asıl şu polis arkadaşını arasana. O niye? İşte Korkut'u ihbar etmek için. Ya o adam kardeşini öldürdü. Onun peşine düşerler. Bu da ortalıkta böyle kolay kolay gezinemez. Hem bakarsın bizden önce bulurlar. E içeri atarlar o zaman. Atsınlar daha iyi. Yani orada öldürmenin bir yolunu buluruz. Yer yurdu belli olsun da. Efendim Doğan. Alo Gürkan. Bir ihbarda bulunacağım. Kalender Zakkum. Dün gece abisi tarafından öldürüldü. Cesedi şu anda bir kafede. Adresi yazarım sana birazdan. Bir saniye. Abisi tarafından mı? Aynen öyle. Korkut Zakkum tarafından. Yardımcı olabilir miyim diyordun ya. Onun nerede olduğunu bulabilirsin. Tamam, denerim. Tabii de Aydan yok. Annesi ve Fikriye abla bir yere gitmişler. Eğer kimliklerini kullanıp bilet millet aldılarsa onu da bir araştırırsın. Ay, inanamıyorum ya. Yani ben sessiz sakin, kendi başına yaşayan bir kadındım. Şuraya bak. Mafya babasının elinde rehin tutuluyorum. Hani rüyamda görsem inanmazdım ya. Fikriye, bir sus. Sinirimi senden çıkartacağım, sus. Susamıyorum Oya, susamıyorum. Sinirlerim çok bozuk. Ay, Aydan o kadar söyledi, inelim arabadan dedi. Senin de 3,5 attı. Gidelim gidelim diye bağırdın, unutuyorsun. Ayak sesleri. Geliyorlar. Bizi vuracaklar mı? İnşallah önce beni vururlar, bir sus. Ekber. Ne oluyor? Ya sen kızıma bir şey mi yaptın? Kızım iyi. Evet de niye bizi burada tutuyorsun? Sen zakkumlardan korumak için bizi buraya getirdin, rehin tutuyorsun. Artık o iş değişti. Nasıl değişti? Ben karar verdim. Korkut Zakkum'a yardım edeceğim. Çünkü sen beni hayal kırıklığına uğrattın Oya. Nasıl? Ne yapmışım ki ben? Sen benim hakkımda ileri geri konuşmuşsun, adamlarım söyledi. Aklın sıra beni yani salak moruğu kandırıp yola getirecekmişsin. Tamam, anladım. Kızmışsın bana, tamam. Ama ne yapacaksan bana yap. Aydan nerede? Dedim ya, kızın iyi. Ayrıca yeni bir arkadaş edindi. Ne arkadaşı ya? Ne diyorsun sen? Aydan nerede? Şimdi beni iyi dinle. Dediklerimi yaparsan Aydan'a herhangi bir zarar gelmeyecek. Şu anda telefon çekiyor. Daha ne arayacaksın? Benim yanımda Aydan diyeceksin. İyi diyeceksin. Artık tiyatromu yaparsın, oyun mu oynarsın, ne yaparsan yap, onu ikna et. Dahan, Aydan'ı aramasın. Evet ama Aydan yanımda değil. Dediklerimi yapmazsan Aydan asla senin yanında olmayacak. Uzatma. Ara hadi.
Koyu Hanım, neredesiniz siz? Aydan nerede? Aydan yanımda. Telefonu alabilir miyim? Veremem. Uyuyor. Ben de otobüsün arkasına gittim, oradan konuşuyorum. Ne otobüsü? Trabzon otobüsü. Onu ikna ettim. Bir süre senden uzak duracak. Telefonunu da kapattı. Anladım, anladım. Tamam ama ben yine de bir sesini duyabilir miyim Aydan'ın? Hayır, duymana gerek yok. Arama bizi artık. Harika. Bravo. Çok iyi oynadın. Ne oldu? Kimdi o? Aydın'ın annesi. Sözde Trabzon'a gidiyorlarmış. Sözde derken? Yalan söylüyor. Gitmeye ikna ettim dedi ama... Aydan'ı böyle bir şey ikna edemezsin. Mümkün değil. Ya herif elimizden kaçarken yaralıydı. Sen direkt Aydan'ın yanına gittin değil mi? O kadar kısa sürede Aydan'ı kaçırması mümkün değil. Yani bir rahatla, sakin. Bir şey olmuş. Oya o kadar yolu otobüse gidecek kadın değil. Zaten kapattı hemen. Bir sıkıntı var Kurt. Enver ne var? Telefonunu niye açmıyorsun Ekber Bey? Allah korusun başına bir iş gelse bilemeyeceğiz. Enver ne istiyorsun onu söyle. Korkut Zakkum arıyoruz. Oğlum nüfus müdürlüğüm burası. Ben nereden bileyim? Bana ne? Seninle temasa geçmedi mi? Enver oğlum bak. Ben sana bunu kaç kere söyledim. Sen benim düşmanımsın. Ben sana niye yardım edeyim? Ha? Boşuna gelmişim buraya kadar. Hadi yürü yürü yürü. Oya Hanımların yerini biliyor musun peki? Oya Hanımların yerini bilmiyorum. Sevgilin ya ondan sana soruyorum. Benim? Oya mı benim sevgilim? Sevgilim falan değil. Sevgiliymiş. Ne sevgilisi? Ben Ekber Baltacı'yım. Sevgili tutmak istesem Türkiye'nin yarısı sıraya girer. Öldürmediğime şükretsin. Ekber baba. Söyle. O adam arıyor yine Salih. Konuşmayacak mısın? Başlayacağım şimdi bu Salih'in sülalesinden ha. Ne diyor? Ne istiyor? Ekber Baltacı'yla konuşacağım diyor. Konuşmuyorum. Bilmiyor musun? Tanımadığım insanla konuşmam. Kapat. Bilinen bütün adreslerine baktık ama biz yok. Aramaya devam edeceğiz. Sağ olasın Gürkan. Uyumadın mı sen gece? Biraz dinlen oğlum. Hem nasıl sabık? Değişik arkadaşım burada. Ha. Diğer değişik arkadaşın da geldi. Ne diyor Baltacı? Bir şey bilmiyorum diyor. Doğru mu diyor sence? Bilse de söylemez ki zaten. Herif üzerimize salan o. Sen de bizim düğüne de geldin ama resmi olarak tanışmadık. Enver Baltacı. Biliyorum, biliyorum. Haberleşiriz. Herkes de bitiriplerdi.